Kastamonu'nun arkası sayfa 73 mektup 45. Kısa bir mektup Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ait. Çok güzel bir mana ifade edecek burada. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni ahir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda hıfzı Kur'an'a çalışmak ve Risanur'u yazmak bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir diye sualinizin cevabı bedeğidir. Yani üstad öncelikle faaliyetlerini ve gayretlerini tebrik ediyor. Ve bu noktadaki mesuliyetini ve teşekkürünü ifade ediyor. Ve yine mektubun devamında çok önemli bir sual var. Hıfzı Kur'an'a yani Kur'an'ın hafızına çalışmak mı daha öncelikli olması lazım? Yoksa risale yazmak mı? Hangisini ön almak lazım diye sorulmuş. Üstad da diyor ki bu sualin cevabı bedeyidir. Çünkü bu kainatta ve her asırda en büyük makam Kur'an'ındır. Evet her harfinde ondan ta binler sevap bulunan Kur'an'ın hıfzı ve kıraati her hizmete mukaddem ve müreccahtır. Öncelikle bunu bileceğiz. Yani hiçbir kitap Kur'an'la eşdeğer tutulamaz. Kur'an'ın misli yoktur değil mi? E, olamaz ve hiçbir şey bu mucize ekmenin yerini tutamaz. lisanur ve bütün tefsirler ne okuyorsak okumamızdaki ana gaye Kur'an'ı anlamaktır. Biz Kur'an talebesiyiz. Vesa Nur aynasında Kur'an'la muhatap olmaya çalışıyoruz. İşte farklı cemaat Ruhul Furkan'ın aynasında Kur'an'la muhatap olmaya çalışıyor. Başkası işte eee başka bir tefsille Kur'an'ı anlamaya çalışıyor. Bütün gayemiz Kur'an'ı anlamaktır. Kur'an'ını öğrenmek için, Kur'an'ın manalarını anlamak için Kur'an okuyoruz. Bir şey bu eserleri okuyoruz. Yani o yüzden Kur'an'a çalışmak, hıfz hıfz etmek hangisi alacağız? olacak? Tabii ki Kur'an'ı okumak ve işte hıfz etmek noktasında önceliğimiz o olacak. Şimdi bak bir şerh daha koyuyor ama fakat Risale-i Nur dahi o Kur'an-ı Azim şanın hakayık imaniyesinin bürhanları ve hüccetleri olduğundan ve Kur'an'ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle Kur'an hıfzı ile beraber ona çalışmak elzemdir diyor. Şimdi e, evet Kur'an'ı ezberlemek için okumak için uğraşacağız. Fakat unutulan ve maalesef şu anda çok ciddi ihtiyaç duyulan en büyük hakikat Kur'an'ın lafzı ile beraber manasında muhatap olmaktır. Benim için de derin bir yara, derin bir ondan sonra duadır bu. Yani Risanur ru böyle okuyan ve hafızlık yapan insanlar yetiştirmek. Böyle hep bir duan vardı benim ama maalesef Mustafa Efendi'yi, oğlumu bu noktada şey yapamadık yani istidame edemedik. Elhamdülillah kitap okuyor ama hıfz noktasında cenab-ı hak nasip etmedi. Çünkü gördüğüm şu. Maalesef hafızlar hafızını bitirince nirvana'ya çıktığını zannediyorlar. Yani gerçekten de hafızlık büyük bir makam herkes insanlar cennete aşıktır, cennet hafızlara aşıktır diye bu manada hadis-i şerif var. Ama hafızlık Kur'an'ın kelamını hıfza almak büyük bir mertebe ama esas olan Kur'an'ın manalarına nüfuz etmektir. Yani ama bugün birçok hafızda ben bunu görüyorum. Evet hafızlığı bitiriyor ve Kur'an'la irtibatını artık kıraat ve ee, yarışmalar üzerinden icra etmeye başlıyor. işte makamlar üzerinden icra etmeye başlıyor. Bunlar da çok önemlidir. Eğitimin devam etmesi, bu e, e, sistemin devam etmesi ama Kur'an'ın manalarına mütevecci olma noktasında maalesef çok ciddi bir lakaytlık oluyor. Özellikle ben birçok hafızla tanıştım ondan sonra. Mesela çoğu risanları okumuyorlar ve hatta başka bir tefsir bile okumuyorlar adamlar yani. Varsa yoksa kıraat, varsa yoksa işte e, sen söyle ses yarışmaları. Bu da işi uzaklaştırıyor. Hakikaten uzaklaştırmaya başlıyor. Halbuki hem hafızlık var hem de böyle hakikatlarla ciddi şekilde manasının da hafızına eğilseler, yani insanları önce kendilerine sonra insanlara öyle bir ilişiat edecekler ki gerçekten de e çok büyük bir âli makama daha ulaşacaklar. Ama maalesef bu öncelik maalesef e hakkıyla yerine getirilmiyor. Yani Kur'an'ı hıfs ve kıraat noktasına önem veriliyor bir parça. Ondan sonra mana noktası ikinci plana atılıyor. Ama risale ne yapıyor bize? Kur'an'ın hıfz ve kıraatına vasıta ve vesile ve hakikatını tefsir ettiğinden dolayı büyük bir nimet o. Dolayısıyla bunu yaparken bunu kenara atmamak lazım diye üstad işaret ediyor meseleyi. Nur fabrikası ve gül fabrikası devarinde mübarekler heyetinde, lütfüler numunelerinde Hacı Hafızlar Cemaatinde Sıddık Süleyman ve Hakkı'nın makamlarında bulunan her bir kardeşimize. yani Mübarekler heyeti, lütfüller numunelerinde, Hacı Hafızlar e, Cemaatinde Sıddık Süleyman Hakkı'nın makamlarında bulunan her bir kardeşimize. Hepsi vasıf. Bu vasıflarda bulunan kardeşlerimizin hususen 50 ümmiden çıkan Rısa Nur talebine birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarınızı istiyoruz diyor Said Nursi.